Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videoda Samsung'un en yeni akıllı saati olan Samsung Galaxy Watch Active'i inceliyoruz. Samsung Galaxy Watch Active aslına bakarsanız tabii ki en yeni saat olmasına rağmen e, aktif ve spor serisi olarak bildiğimiz daha spora dayanıklı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ki bunu da kutu açılışında da söylemiştim. Onu da kartlardan görebilirsiniz. Ben yaklaşık 2-3 haftadır kullanıyorum ve bu kullanımım sonrasında özellikle Galaxy Watch, Gear Sport ya da Gear'a göre Gear S3 modeline göre ne gibi farklılıkları olduğunu sizlere bu videoda aktarıyor olacağım. İlk olarak tabii ki tasarımından başlamak lazım. Tasarımı şimdiye kadar gördüğüm sanırım en küçük Samsung'un akıllı saati diyebiliriz. Hatta gördüğüm en küçük akıllı saatlerden biri demek yanlış olmaz. Tam boyutlarından bahsetmek gerekirse buçuk çarpı 39.5 çarpı 10.5 milimetre yani 10 milimetre bir kalınlığında şöyle de elimden daha doğrusu bileğimden çıkartayım baktığınızda çok ufak bir boyutlara sahip olduğunu gösteriyor kendini ve ilk elim aldığında ya bu ne oyuncak mı dedim hani açıkçası bunu da söyleyebilirim. İlk bir öyle bir izlenim veriyor çünkü baktığınızda. Ufacık bir ekran ve küçük tasarımla ki Galaxy Watch'un normal versiyonu şu anda hatta Mustafa deneyimliyor bizden de. O kadar büyük olduğu için 46 mm büyüklüğünde olduğu için yanında bu geldiğinde ufacık bir şey kalıyor ve siz gerçekten böyle biraz daha kadınlara ya da çocuklara yönelik bile düşünebileceğiniz akıllı saat diyebiliyorsunuz ama kullanmaya devam ettikçe yok ya aslında iyiymiş hissiyatı verdiğini de söylemek istiyorum. Bu sefer 1.1 inç büyüklüğünde bir ekranımız var, 360-360 piksel çözünürlük sağlıyor ve Always On Display desteği de mevcut. İsterseniz bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Bu sayede saati her zaman görebilir ya da kullanmadığınız dönemde şu an mesela şöyle yaptığımda kapalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu da tabii ki pil ömrüne katkı sağlıyor. Ama şöyle bir eleştirim var. Şimdi tabii ki şurada siyah da belli olmuyor ama şöyle biraz daha renkli bir saat arayüzü seçeyim hemen. Şöyle seçtiğimizde çerçeveleri çok geniş. Hani madem bu kadar küçük bir saat yapmak istedi Samsung tarafı daha sportif, daha şık ve daha sade görünen bir saat yapmak istedi. Çünkü gerçekten Galaxy Watch çok büyük ve Ağır gözüken bir saat olduğunu hepimiz kabul ederiz sanırım. Bu biraz daha hafif ve sade görünmesine rağmen çerçeveler çok büyük kalmış. Özellikle saatin küçüklüğüne göre çok geniş çerçeveleri olduğunu görüyorsunuz. ve Bu çerçeve olan bölümde de daha önce S3 hatta S2, S3 ve Galaxy Watch serisinde gördüğümüz yandaki bu kadranı da yok. Yani çevirebileceğimiz herhangi bir şey yok bu akıllı saatte. E çevirilecek bir şey kalmayınca da artık sürekli dokunarak yapmanız gerekiyor. Ve Samsung'u kendine ayıran bir özelliğini aslında burada artık göremiyoruz. Sadece e, şu şekilde sağ sol hareketleriyle e, geçişleri yapabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi yanlarında iki tuşumuz var. Biri geri, biri de ana ekrana dönüş ya da menü tuşu olarak kullanılıyor. Bu sayede burada da menüler arasında geçişi sağ sol yaparak yapıyorsunuz yine. E, ilk Birkaç gün boyunca kullanırken inanılmaz seviyede sürekli böyle bir çevirme işte bildirim geldi sola çevir sağa çevir yapmaya çok çalıştım. Ee, bu da tabii ki işte e, Galaxy daha doğrusu o zaman için hatta Gear diyelim. E, Gear serisini kullanmaktan kaynaklı e, olan bir şeydi ama e, genel olarak baktığımızda en azından şık ve güzel olduğunu söyleyelim. Ben hemen tabii ki e, kutu açılışında da bahsetmiştim. Kısa versiyonu çıkıyor üzerinden ise bileğinize gelmezse ki benim gibi geniş bir bileğe sahipseniz hemen kutu içeriğinden çıkan e, large boyunu takarak en azından rahat rahat kullanabilirsiniz. E, bir Yine kutu açılışında bir arkadaşımız şey demiş hani ''Ya sen niye şimdi feminen görünüyor, saati de mi ayırdınız kadın erkek?'' diye demiş. Açıkçası saatlerde zaten kadın saati ve erkek saati diye bir ayrım var. E, ortak kullanılabilen saatlerde var tabii ki. E, bu da aslında ortak kullanılabilen bir saat olsa da hani hem şıklık hem sadeliğiyle daha çok kadınların ilgisini çekecektir. Yani e, saat almak isteyen biri büyük ihtimalle erkekse Galaxy Watch serisine biraz daha yöneleceğini düşünüyorum. Kadınsa Galaxy Watch Active'i daha çok sevecektir. Ama tabii ki Galaxy Watch'a göre de önemli eksileri var ki her zaman olduğu gibi Sport ve aktif serisinde de bazı eksiklikler oluyor. Nedir bu eksiklikler? Bu saatte özellikle mikrofon olmasına rağmen telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Galaxy Watch Active'de, daha doğrusu Galaxy Watch'ta olduğu gibi, gelen görüşmeye o sırada telefonunuzu aramadan her ne kadar çok kaliteli olmasa da, kısaca bir konuşma yapabilmenizi sağlıyordu. Ama bunda sadece Bixby işlevini kullanmak açısından mikrofon koyulmuş. Bu sayede İngilizce olarak Bixby'ye komutlar verebilir, genel bilgiler alabilirsiniz. Yani normal Bixby'yi nasıl kullanıyorsanız bunda da öyle kullanabilirsiniz. Bir diğer avantajlarından biri de One UI. One UI arayüzüne çok yakın bir Tizen 4.0 özelliği var bunda da. Bu sayede One UI'ya alıştığımız şekilde daha yakın bir görünüm var ama 3.0'a göre de çok büyük bir dezavantajı yok. Yani çok büyük bir yenilik yok. Sadece üst taraftaki şu menüsü biraz daha siyah ve One UI'ya yakın yapılmış. Onun dışında da pek de bir değişiklik olmadığını söyleyeyim ama zaten Tizen işletim sistemi akıllı saatte gerçekten kasmadan donmadan oldukça iyi bir şekilde çalıştığını söyleyelim. Korumaya gelecek olursak, bu sefer üzerinde Gorilla Glass 3 koruması var. Bu da bir akıllı saat için aslında yeterli. Şimdiye kadar aslında hiçbir yere vurmadım. Hani telefonu, daha doğrusu saati niye hep telefon diyorsam saati kolumdan çıkardığımda düşürdüğüm vesaire oldu ama o da çok e, alçak böyle sehpadan falan ya da yataktan düşme mesafesiydi. Onun dışında e, en ufak bir çizik ya da darbe herhangi bir yerinde görülmüyor. E, bu da bence en azından sağlamlık açısından şey ama yan tarafları alüminyum olduğu için e, bir de üzerinde parlak renk kaplaması da olduğu için bizdeki e, yeşille mavi arasında bir rengi ee, sizin de seçeceğiniz renge göre oradaki renk kaplaması olacağından orada çizikleri biraz daha fazla gösterebilir. Özellikle bize gelen gibi koyu bir model satın alırsanız. Ee, işlemci tarafında Exynos 9110 işlemcisi var. Bu da akıllı saatlere özel çift çekirdekli 1.15 GHz hızında çalışan bir işlemci. Bütün işlemlerinizi rahat rahat yapabiliyorsunuz. 0.75 e, gigabyte ya da 750 megabyte Hatta tam değeriyle 768 Megabyte RAM'i 4 gigabyte Hafızası var ama 4 gigabyte Hafızasının sadece bir 1.5'unu Kullanabiliyorsunuz diğeri sistem ve Diğerlerine ayrılmış şekilde ama Şimdiye kadar ben işte Spotify'ı e, en başta yüklüyorum Bazı kamera uygulamaları var kamerayı kontrol Edebileceğiniz o uygulamaları kuruyorum Youtube Eee tarayıcı gibi uygulamaları da kurduğumda şu an hala yerim var. Dilerseniz tabii ki bu depolamayı aynı zamanda e, müzik içinde kullanabilirsiniz. Müziklerinizi buraya atarak kablosuz kulaklığınızdan telefona bile ihtiyacınız olmadan rahat rahat müziklerinizi dinleyip değiştirmeniz mümkün. E, ama ben hiçbir zaman e, saate müzik atmadım. Ne şimdiye kadar kullandığım şu anda bende Iconix var. Daha Galaxy Buds gelmedi. Samsung daha yollamadı bize. Galaxy Buds'ı deneyimlemedim. Iconix'te ve daha öncesinde yani 2018 ve 2017 versiyonlarında da hiçbir zaman sadece test dışında bir iki tabii ki müzik ekleyip farkına bakmak için deneyimledim ama kendi kullanımımda müzik yüklemi uygun bulmuyorum. Zaten Spotify'dan ya da Tidal'dan vesaire müzik dinlediğim için hani indirmeme gerek kalmıyor diyebilirim. 25 gram ağırlığında bu ağırlıkta gerçekten sizi hiç hissettirmiyor. Hani en küçük Samsung akıllı saat olmasına rağmen şöyle tekrar takıyorum. Aynı zamanda en hafifi olmuş. E, çoğu zaman istemsizce ya saat de mi diye e, kontrol etmek durumunda kalıyorum böyle. E, ben bir de birazcık daha geniş kullanıyorum ki şöyle hani bileğimi sıkmasın. Çünkü daha önce e, benim AliExpress'ten aldığım kayışlar nedeniyle Galaxy Watch'ta da e, Gear Sport'ta da e, burada bazı böyle yara yapma oldu. Hani deriyi sürtünmeden kaynaklı. Bunda biraz daha şey kullanıp geniş kullanıyorum ama bunun üzerindeki silikonu gerçekten güzel ne koku ne de e, herhangi bir şekilde işte ben olduğu gibi bir yara durumu yapmadı. Peki özellikle şimdi bu e, spor ve işte e, aktiviteye yönelik bir akıllı saat olduğunu söyledik akıllı saatten ekstra olarak aktiviteleri var bunları e, özellikle Gear Sport'a göre nasıl artı bir şekilde sağlıyor? Bu arkadaşımız da özellikle e, yüzme konusunda 50 metreye kadar yani 1 atm basınca kadar e, suya karşı dayanıklı bu sayede. Denize de kısmen girebilirsiniz ama özellikle havuzda rahat rahat bu saatle beraber yüzebilirsiniz. E, tam koduyla e, MIL-STD-810G yani askeri standartlarda da bir koruma desteği var. Bu sayede en azından işte çamurdur, tozdur, e, sudur bu tarz şeylerden etkilenmeden kullanabiliyorsunuz. Hani e, ben de kolay sadece yatmadan yatmayı çıkarıyorum. Hatta çoğu zaman... REM kalitesini birazdan anlatacağım. Uyku takibi içinde uyurken de çıkartmamaya özen gösteriyorum. Yani duşta muşta her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz bu saati. Ee, diğerlerinden farklı olarak zaten uzun süre oturduğunuzda evet bir ayağa hareket et diye söylüyordu. Ama bunda en azından... E, ben hızlı yürüdüğümde Gear Sport'ta çok fazla koşma sandığı durumlar oluyordu. Ee, aktif yani Galaxy Watch'a geçtikten sonra ve aktif adını aldığında en azından hızlı yürüme ya da normal yürüme işte koşma gibi şeyleri çok net bir şekilde ayırt edebiliyor ve aynı zamanda stres ölçümü gerçekten başarılı hani kendimi stresli hissettiğim anda bile hemen saatten bir uyarı geldiğini görüyorum kendisi de size dilerseniz nefes egzersizleri yaparak o stresinizi biraz daha azaltmak için yardımcı oluyor ara ara işte kalk bir hareket et demesi de bence önemli daha öncesinde sanki Gear Sport'ta çok sık diyordu ve bu beni rahatsız edici seviyede olduğunu düşünüyordum ama bunda hani kapatma gereksinimi duymadım. Tabii ki bunların yanı sıra işte mesajlar, WhatsApp vesaire bütün uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Ama şöyle bir farkı var. Özellikle WhatsApp konusunda yaşadığım için söyleyeyim. daha öncesinde ben Galaxy Watch'ta da Galaxy Watch emin değilim ama Gear Sport ve Gear S3'te WhatsApp'ta bildirimler, yani bildirimleri sessize alıp bildirimleri göster dediğimde bildirim gelmezdi benim saatime çünkü ben o sırada teknik olarak kapatmış olurdum. Göster desem de hani ben sadece kim yazmış o sırada emin olayım diye bunları genellikle de e, gruplarda yapıyorum ki orada sürekli e, bildirim akışı olup rahatsız edici olmasın. E, Niye ise Galaxy Watch Active'de ki Galaxy Watch'ta da vardı diye hatırlıyorum. Bildirimleri kapatıp yani daha doğrusu sessize alıp grubu sessize alıp bildirimleri göstermeye devam et derseniz hala daha saatinizden sizi titreşerek e, uyarmaya devam ediyor telefonunuzda herhangi bir şekilde bildirimle alakalı bir bilgi olmasa da o yüzden eğer grubu sessize alıp işte en azından yukarıdan konuyu göreyim ki önemliyse tekrar bakayım. Dediğiniz durumlar varsa bildirimleri de kapatmanız gerekli. Ya da e, Galaxy Watch Active ile telefonunuzun arasındaki WhatsApp bildirimini kapatmanız daha rahat olabilir. Çok fazla grupta iseniz. E, çünkü sürekli buradan bildirim akışına devam edebiliyor. Bunun yanı sıra diğer uygulamalarda ise çok rahat çalıştığını söyleyebilirim. Hatta meraklısı için de ben şuraya not aldım. Spotify'ın olduğunu zaten biliyorduk ama özellikle spora ya da bisiklet sürmeye, işte koşuya ve golfe meraklılar için Spotify'ın yanı sıra Strada, Edmondo, MyFitnessPal, Swim.com ve Golf Navy Pro gibi uygulamaların da Galaxy Watch aktif desteği var. Hatta yani golf oynarken nasıl bir şekilde oynadığınızı, ne kadar efor sarf ettiğinizi falan da ayrıca görebiliyorsunuz. Ben hayatımda hiç oynamadım. O biraz da böyle hani zengin spora gibi görüldüğü için. Gerçi hiç de merak etmedim nedense ama aranızda eğer golf oynayan varsa direkt golf oynamanızda ciddi şekilde yardımcı olabilecek bir akıllı saat olduğunu da sizlere söylemiş olayım Galaxy Watch için Swim.com gibi bir e, yüzücüler için önemli bir platformda da bu desteği sunuyor olması size önemli bir artı sağlıyor e, Strada vesaire diğer şeylerde zaten özellikle bisiklet ve koşucular için önem arz ettiğini biliyoruz bu da bu konuda size tam destek veriyor olması ve en azından adımları doğru bir şekilde gösteriyor olması bence önemli bir artı olacaktır. Tabii ki bunların yanı sıra Samsung Health diye kendi uygulaması var Samsung'un. Burada da bütün verilerinizi alabiliyor. Hem stres seviyenizi sürekli görüp daha önceki işte hangi günlerde, hangi saatlerde stres yaşadığınızı gösterebiliyor. Aynı zamanda sürekli sizin nabzınızı ölçtüğü için nabız durumlarınızı da görerek sizi uyarabiliyor. Dilerseniz siz e, Samsung Health'i daha aktif bir şekilde kullanmak istiyorsanız yediğiniz yemekleri, içtiğiniz suyu, içtiğiniz kahveyi vesaire kafein miktarını da oraya aktararak aslında tam bir e, kendinize sağlık koçu yaratabilirsiniz. Nabız vesaire işlerini burada o kendisi hallederken e, özellikle işte yeme içme gibi konularda da telefondan direkt ekleme yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra üzerinde Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi GN desteği var. Yani 2.4 GHz. Bu sayede eşleştiği telefonla aynı ağa bağlanarak çoğu zaman kendisi de bazı ağları çekebiliyor. Yani bağlanarak mesela Spotify'ın hesabınıza buradan girdiğinizde yine telefonunuza ihtiyacınız olmadan kulaklığınızdan daha doğrusu Bluetooth kulaklığınızla da eşleşmiş bir şekilde direkt Spotify'a saatten bağlanıp müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Bunun gibi Wi-Fi'ye bağlanması gereken durumlarda da direkt kendisi bağlanarak güncellemeleri yapıyor. Hem saati hem hava durumu gibi şeyleri de güncelliyor. Ayrıca GPS'in yanı sıra GLONASS, BeiDu ve Galileo uydularını da destekliyor. Bu sayede özellikle işte yürüyüş, koşu ve bisiklet aktiviteleri yapanlar için çok doğru konumları bularak size ne kadar mesafede, ne kadar hızda vesaire gittiğinizi çok iyi bir şekilde ölçüyor. Bunun yanı sıra tabii ki akselerometre, barometre, jiroskop gibi sensörleri de mevcut. HR sensörü ve ışık sensörü de var. Işık sensörü tabii ki ekranın parlaklığını ayarlaması. HR sizin nabzınızı. Diğer sensörler ise özellikle işte spor faaliyetlerinde sizlere yardımcı oluyor. Barometresiyle de gerçekten işte hem yükseklik hem basınç oranını görerek. Dağcılık aktivitesi ya da e, dağla alakalı işte sporlarla yapacak kişiler için de ciddi bir yardımcı olabilmeyi sağlıyor Galaxy Watch Active. Şimdi ise son olarak en merak ettiğiniz tarafa gelelim. Ne o tabii ki elbette e, pil durumu. Üzerinde 230 miliamperlik bir batarya var ve bu şimdiye kadarki yanlış hatırlamıyorsam en azından e, S2, S3, Sport Galaxy Watch ve aktif açısından düşündüğümüzde en düşük miliamper değeri olabilir. Ama performans açısından beni tatmin ettiği yönler de var, etmediği yönler de var. Ben normalde daha önceki saat incelemelerimde de söylemiştim. Always on display'i açıp 8-9 arası bazen de 10'a getirdiğim bir parlaklık ayarlıyorum. Bu da sadece bana bir gün yetiyor. Yani akşam eve gittiğimde kesinlikle şarja takmam şart oluyor. Ama Always on display'i kapatır, parlaklığı da yeterli olan 5 ile 7 arasında bir değeri alırsanız bu sefer ikinci günün akşamına yeterli seviyede gelebiliyor. Ama GPS'i de kapattığınızda bu süre rahatlıkla bir iki günü ya da iki günü aşan seviyeye geliyor. Ama sonuçta şimdi bu saatin normal klasik saatlerden farkı işte GPS uyku takibi ve o kendi sensörlerini kullanması olduğu için bunları kapattığımızda isterse 3 ay boyunca dayansın. Çok da bir önemi olmuyor. Çünkü normal bir saate dönmüş oluyor. Ama tabii ki güç tasarrufu modu gibi şeylerde de farklı değerler sunabiliyor. Direkt Samsung'un kendi iddiasına göre egzersiz yaptığınız şekilde 45 saate kadar saat olarak kullandığınızda 45 saate aşan bir performans sergilediği GPS açıksa ve egzersiz yapıyorsanız 15 saate kadar düşük kullanımda yani pil konusunda sadece sağ şekilde kullanıp bir de düşük güç moduna alırsanız 90 saat saatin içine yüklediğiniz müziklerle beraber sürekli müzik dinleyerek bir aktivite yaparsanız da 8 saate kadar pil ömrü verdiğini söylüyor buradaki 45 saati dışındakilere evet olabilir mantıklı ben de benzerini yaşadım diyebilirim. Ama e kadar kısmında sizin gerçekten kullanımınız çok çok değiştiriyor. Özellikle Always On Display'i açmak çok ciddi bir batarya düşüneme dediğim gibi sadece bir gün kullanmanıza sağlıyor. Huawei tarafındaki gibi böyle uzun süreli bir şey kullanamayacağınızı söyleyeyim ama en azından e, sporta göre çok daha uzun süreli. Yani sporta ben gün içinde bile şarj etmem gerekebiliyordu. E, özellikle sabah erken kalkıp geç eve gideceksem. Bunda en azından gece saat 12'den sonra e, pil düşük seviyelere düştü diye bana haber veriyor. Tamamen kullandığımda da saat 3'te 4'te kendini kapattığını gördüm. O yüzden hani sabah 8.30-9'dan akşam gece 3'e 4'e kadar dayanıyor olması en azından gün içinde sizi yarı yolda bırakmayacağı anlamına geliyor. Normalde biliyorsunuz, şarj ederken kendi standları olurdu, o şekilde şarj edebilirdiniz. Ama bunda yine Huawei Watch GT'lerde gördüğümüz gibi düz bir pad var, üzerine mıknatıslar kendisini çekerek şarj ediyor. Bu da yanlışlıkla bence düşmesini ve şarjın kopmasına etmen olabilir. Ben bir kere yaşadım bunu. Daha önce standa koyduğunuz için hiçbir şekilde bu sorunu yaşamıyordum. Aynı zamanda standta da saate baktığımda istediğim zaman görebiliyordum. Bunda düz bir şekilde olduğundan yani kalkıp bakmanız gerekiyor. Bunu da pek sevmediğimi söylemek istiyorum ama aynı zamanda tabii ki özellikle S10 ailesinde gelen e, tersine şarj özelliği sayesinde saatinizin şarjı azaldıysa ve dışarıdaysanız telefonunuzda da yeterli seviyede şarj varsa ki bu S10 ailesi için söylüyorum telefonun arkasında saatinizi şarj edebilirsiniz ama bu hani ahım şahım bir şarj olmadığını da söyleyeyim ama en azından o geceyi kurtarmanızı saatinizin de aktif olarak çalışmasını sağlayabilir. Bir de unutmadan hani devamında bahsedeceğim diye söylemiştim. Onun da bir detayına gireyim. Uyku takibini gerçekten dakik bir şekilde doğru yaptığını söylemek istiyorum. Hani daha öncesinde de güzel yapıyordu ama bunda hafif uyku, arayem uykusu, derin, derin uyku gibi bütün evreleri de size göstererek gerçek manada ne kadar iyi bir uyku geçirdiğinizi size söyleyebiliyor. Ve siz bunu geriye dönük takip edebiliyorsunuz. Ben sırf bu yüzden geceleri yatarken kullanmak istiyorum saati. Bu yüzden şu anda şarj etme düzenini günün arasına alıp yani saat 1-2 gibi şarj edip ki gece de devam edebiliyor olsun ve benim uyku takibimi yapabiliyor olsun istiyorum. Ve ona biraz daha çevirmiş durumdayım. Yani saati tam manasıyla kullanmak gerçekten zevkli ve güzel oluyor. Ama tasarımını sevmeyenler olabilir çok küçük geldiği için ki ben hala şu anda en iyi tasarımın Galaxy Watch tarafında olduğunu, aktivin bu konuda geride kaldığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi daha çok benim düşünceme göre kadınların hoşuna gidecek bir model olacaktır. Ama sonuçta hani kadınların hoşuna gidecek derken de kadın saati olmuş ya gibi de bir şey değil. Ben kendim kullanıyorum ve memnun olduğumu da söylemiş olayım. böylece Samsung Galaxy Watch aktif incelememizin de sonuna gelmiş olduk. Sizin de merak ettiğiniz şeyler ya da atladığım şeyler varsa lütfen yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın. Kutu açılışında da zaten bazı şeyler söylemiştim. Oraya da göz atabilirsiniz. Sadece orada mikrofon konusunda hatalı bir şey vardı. Ee, orada mikrofon olmadığını söylemiştim. Aslında var ve sadece Bixby ile kullanılabiliyor. Herhangi bir şekilde görüşme yapamadığınızı da hatırlatmış olayım. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir incelemede de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.